Evet arkadaşlar. Haziran ayı 5 toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet, değerli basın mensupları, değerli meclis arkadaşlarım, çok değerli çalışma arkadaşlarım. Haziran ayı meclis toplantımıza hepiniz hoş geldiniz diyorum. Yeterli çoğunluğumuz vardır. Şu anda gördüğüm kadarıyla Remzi Bey yoklar. İsmail Şentürk yoklar. Volkan Bey yoklar. Derya Hanım yoklar. 4 kişi yok herhalde. Bunların izin sayımlarını öneriyorum. Kabul edin arkadaşlar. Oy birliğiyle kabul etmiştik. Teşekkür ediyorum. Evet, gruplar adına sınıf hanım söz verin. Teşekkür ederim Çiğdem Hanım. Emrah Bey, siz? Sayın Başkanım, değerli meclis arkadaşlarım, değerli misafirler. Ben de aynı düşünceler içerisindeyim ve alacağımız kararların bilgimizde hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, Arif Bey. Sayın Belediye Başkanım, Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarım, basınımızın yüzünde temsilcileri, kıymetli belediye personeli ve ilkemizin duyarlı insanları. Hepiniz belediyemiz Haziran ayı meclis toplantısına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi Parti grubu olarak Haziran ayı toplantımızda alacağımız kararların ilkemize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim. Haziran ayının önemli günleri, 7 Haziran hayat boyu öğrenme haftası. Öğrenmenin yeri, zamanı ve yaşı yoktur. Özellikle günümüzde öğrenmemenin doyumu yoktur. Her gün yeni bilgiler çıkıyor. Bunun için kendimizi gelişmelere uydurmalıyız. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır. 5 Haziran Çevre Günü.
İnsanlarımızın daha temiz bir şehirde yaşayabilmesi için çevremizi temiz tutmalı ve çevre kirliliğine neden olacak davranış ve uygulamalardan uzak durmalıyız. Çevre bekçiyle değil, sevgiyle korunur. Çevreyi hor gören geleceği zor görür. Dünya Çevre Günümüz kutlu olsun. 7 Haziran Dünya Diyetisyenler Günü. Diyetisyenler sağlık profesyonelleri olarak özel bilgi ve yetenekleriyle toplum sağlığını geliştirmeyi amaçlayan sağlık personelleridir. Düzenli beslenin, vücudunuzla barışın. Dünya Diyetisyenler Gününüz kutlu olsun. 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü. Dünya göçlerinin büyük çoğunluğu kuraklık ve çölleşme sonucu insanların daha yaşanabilir yer araması sonucu oluşmuştur. Günümüz dünyasında suyun önemi petrolle aynı değere ulaşmıştır. Petrolsuz yaşanabilir ama susuz yaşanamaz. Su kaynaklarımızın kurumaması için çevremizi yeşillendirmeli. Suyu dikkatli kullanmalıyız. 20 Haziran Babalar Günü. Ailenin temel direği babalarımızın Babalar Günü'nü kutlar. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. 27-26 Haziran Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü. Uyuşturucu son zamanlarda gençlerimiz için son derece tehlikeli bir hal almış, kullanımı okul çağlarına kadar düşmüştür. Gençlerimizi bu illetten kurtarmak için değişik aktiviteler yaparak oyun alanları, spor merkezleri, müzik etkinlikleri, kültürel etkinlikler yapılarak çocuklarımızı kontrol ederek gençlerimizi bu illetten korumalıyız. Alacağımız kararların Filike'mize ve ülkemize hayırlı olmasını diler. Yüce Meclisi, saygı ve selamlar. Teşekkür ederim Arif Bey. Ben de birkaç konuya değinmek istiyorum. Evet, 5 Haziran Çevre Günü. Çevremize dikkat olalım. Arkadaşlar, çevremizdeki arkadaşlarla ilgimizi ve çevre ünitemizle dikkatli olalım. Lütfen hep birlikte ilgimizi, bütün çevreyi temiz tutarsak bizler için, çevremiz için çok iyi olacağını düşünüyorum. Evet, 11 Haziran'da Avrupa Şampiyonası başlıyor. Amelie takım burada top koşturacaklar. Amelie takımımıza da başarılar diliyorum. İnşallah Türkiye'nin yüzünü güldürürler, Türkiye'nin hakkını verirler ve dereceyle başarıyla gelirler diye düşünüyorum. Onlara da başarılar diliyorum Allah temelde. Paradan alıyordum, başarılar diliyorum. Evet, 14 Haziran Kan Bağışçılar Günü'ymüş. Kan bir hayattır. Her bize her zaman gerekli olabilir. Kan bağışlı da bundan bütün arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Bir hayat kurtarmak kadar iyi bir şey olmadığını hep birlikte biliyoruz zaten. Evet, Babalar Günü'nde kutluyorum arkadaşlar. Ayın 20'si veya 25'ine doğru liman içindeki yaptığımız çalışma bitecektir. Şu anda 2 ay içerisinde bitmek üzere Elmalı Kavşağı'ndan hastanenin önüne kadar olan benzer çalışmalarımızın altyapısı bitti. Karayollarında izinler alındı ve 2 ay içerisinde burayı inşallah herhangi bir şey olmazsa bitirmeyi düşünüyoruz. Ördümek'te piknik alanı çalışmamız var. İnşallah burası da kısa zamanda bitecek. Hedefimiz yıl sonuna kadar liman, kaymakam binasının önü, lojma önü, Turunçova Meydanı ve sahipkent merkezimizin kültür evinin olduğu yerde projemizi yılbaşına kadar bitireceğiz. Bu sözü verebilirim size. Gelecek yıl çerçeve içerisinde Has Yurt'un kapalı pazar yeri ve meydan düzenlemesi olacaktır. Aynı zamanda da şu andaki meydan, beraberce karar verdiğimiz meydan projesini ibadet alanı konduktan sonra, kabul edildikten sonra bunu geri döndüremediğimiz için şu anda elimizdeki hazır olan projeyi
şu andaki imar planına uydurmak istiyoruz. Onun için de çalışmalar başladı, oldu, sonuna gelindi. İnşallah yakın zamanda elimize geçecek. Bu konuda da çalışmamız başlayacak arkadaşlar. Evet, ben de için teşekkür ederim. Şimdi kısa bir bilgi vermek istedim. Önergelerimiz var herhalde. Evet. Önergelerimizi okuyalım. Finike Belediyesi Meclis Başkanlığı'na. Finike, Altın Portakal Turizm Sanayi ve Ticaret Müze Şirketi'nin 2-6-2020 tarihiyle 2009 sayılı yasa istinaden Finike, Altın Portakal Turizm Sanayi ve Ticaret Müze Şirketi'ne 2 adet 50 cc motosiklet alınması konusunun meclis alınarak görüşmesini arz ederiz. Evet, bu konuda 8. madde olarak gündeme alınmasını oylarınızın arkadaşlar kabul edenler oyunu da kabul etmiştir. Teşekkür ederim. Finike Belediyesi Meclis Başkanlığı'na Dünya Engeller Haftası olarak kutlanan Engeller Haftası tüm dünyada farklılığı sağlamak ve onları hatırlamak, engelli bireyleri anlamak, engelleri kaldırmak adına sadece bir hafta hatırlamak değil, her gün ilgi isteyenlerdir. Tohum toprağın bağrında engelli birey de topluma emanettir. Bu sebeple ilçemiz sahil denizinde engellilerimizin de denizden yararlanması, faydalanması için gerekli proje hazırlanması, onların sebeplenmesi bizim ve onlar için çok önemlidir. Engelli bir bireye en büyük sorun engel olma sorunudur. Bu sebeple belediyemizin sahilde denize engeller için faydalanabileceği bütün imkanları düşünerek bir projenin hayata geçirmesini az bir talep ederiz. Meclis üyeleri Çiğdem Aytekin, Abdülkadir Çelik, Mehmet Sarıçoğlu. Arkadaşlar bu konuyla ilgili çalışmamız şu anda devam ediyor. Bu konunun farkındayım. Şu anda bir yere proje yapıldı. Denize kadar engellilerin arabayla gidip burada denize girip tekrar o parkurdan geri gelmeleri için bir çalışmamız var. İnşallah böyle bir şey Mersin'de var, biliyorum, araştırmasını yaptık. Araştırmasını yaptık, daha önce de yaptık çünkü. Bu konuda çalışmamız var. Kurumcu'da bir arkadaşla çalışıyoruz. Bu konuda bize gerekli bilgiyi verecek, gerekli projeyi yapacaklar. Yapıldığı takdirde en kısa sürede bunun uygulamasına geçeceğiz. Ama gündem maddesi olarak alabiliriz. İstersen bu bilgiyi verdikten sonra da anlayabiliriz. Siz verirsiniz. Alanya yapmış başkanım da özel bir onun arabası var şey engellinin. Denize Nazır da böyle. Evet, Çiğdem Hanım bu konuda alüminyum. Gündeme alınsın iyi olur. Tabii yani. Alüminyum da, alüminyum da yapılması gerekiyor. Çünkü kıyak kromla yapılması gerekiyor. Denizin içerisinde olması için. Danışma yaptırıyorum ben, yani. Yaptırıyor değilim. Bu konuda çalışmamız var. Bu hayata geçtikten sonra, inşallah proje geldikten sonra arkadaşlar yapılacak ve biz de montajını yapacağız. İsterseniz gündeme alabiliriz, isterseniz sildirirsiniz. Kısa bir bilgi vereyim dedim sizlere. Evet. Tamam, anasını diyorsunuz. Evet, 9. Mart'ta olarak gündeme alınmasını bugün arkadaşlar. Evet, bugün görmüştür. Finike Belediyesi Meclis Başkanlığı'na Finike Belediyesi'nin desteğiyle kurulan belediyemizin ortağı bulunduğu sınırlı sorumlu Finike Madde Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifimiz uzun süredir gayri faal durumda olup mülkiyeti kooperatifimize ait olan Turuncu ve Düğün Sorunu altında bulunan imalathanede kullanmak üzere alınan makine ve tüp tesisatları ise atıl durumdadır. Bu durum gerek göle gerekse yönetimsel anlamda yeniden değerlendirilerek tekrar yapılandırılarak faal duruma geçirilmesi sahip olduğu makine ve tüm tesisatların işleyen duruma geçirilip bölgemiz kadınların kullanıma sunulması ve böylece ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlaması, üretilen ürünleri ilçemize, ülkemize ve dünya pazarıyla oluşturarak ekonomik canlanma sağlayacağı düşünüldüğünde böylece milli seyretin de değerlendirilmiş olacağı dikkate alınarak adı geçen kooperatifimizin makine ve tesisatlarının atıl durumda olmaması için daha önce de gündemimizde konuşulmuş olup herhangi bir sonuca varamasan dolayı tekrar ele alınarak gerekli çalışmaların yapılmasına ülkemiz ve bölgemiz kadınlarımızın kurbanla sunulmasını sağlamasını
az bir talep ederiz. Meclis üyeleri Çiğdem Aytekin, Abdülkadir Çelik, Mehmet Sarıçoğunoğlu, Emrah Erdoğan, Ertürk Yazar. Evet, konunun 10. madde olarak gündem alınmasını kabul edenler oy birliğiyle kabul etmiştir. Teşekkür ederim. Başka önerim var mı? Evet, ikinci maddeye geçelim. Gündem 2. Mayıs ayı olağan meclis toplantısı karar özetlerinin okunması. Okundu, kabul edilmesi de ve kabulünü oylarınızı sonra arkadaşlar kabul edenler oy birliğiyle kabul etmiştir. Teşekkür ederim. Gündem 3. İlçemiz Arun Mahallesi 108 ada 250 parselin akaryakıt ve servis istasyonu olarak Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan 1/4 ölçekli uygulama imar planına ilişkin imar komisyonu raporunun görüşülmesi. Evet, bu konudaki imar komisyonu raporu okur musunuz? Komisyon raporu. Belediye sınırları içerisinde Arun Mahallesi 108 ada 257 parselin akaryakıt ve servis istasyonu olarak planlanmasına ilişkin 1/1 ölçekli nazam imar planı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 8/3/2020 tarihle 213 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu doğrultuda E-040-Y en çok 6.50 metre olacak şekilde akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak hazırlanan 1/1 ölçekli uygulama imar planı komisyonunca incelenmiş TS 11.939 ve TS 12.820 standartlarının sağlanması ve plan notlarının imar planı faftasına plan açıklama raporuna ilave edilmesine dönük değişikliklerin yapılması kaydıyla uygun olduğu görüşüne varılmıştır. Komisyon raporumuz imza altına alınarak konunun belediye meclisimizin takdirine sunulması arz olunur. Teşekkür ederim. Evet, bu konu hakkında yine konumaya geçeceğim. Komisyon biliyorsunuz kararını vermiş. Evet. Evet, görsün arkadaşlar. Plan notları eklenmiş vaziyete geldi. Her şey tamam. İçerik olan materyal de tamamlandı. Zaten 5 günlük Büyükşehir'de geçmişti. Binlik bize geldi. Biz de onaylıyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Oylarda sıkılan arkadaşlar kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündem 4. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne seyyar maşayı olarak hizmet verebilecek bir adet minibüs alınması, Fen İşleri Müdürlüğü'ne fen işleri hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet ikinci el pick-up alınması ve bu araçlarla birlikte Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne alınan 4 adet hidrolik sıkıştırmalı ikinci el çöp kalanı araçların TC'lerine eklenmesine ilişkin plan ve bütçe komisyon raporunun görüşülmesi. Evet, komisyon raporunun görüşülmesi. Belediyemizin hizmet alanının çok geniş olması nedeniyle araç sıkıntısı yaşanmaktadır. Bu nedenle belediyemiz hizmetlerinin daha ekonomik ve süratle yerine getirilmesi için belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne seyyar maşayı olarak hizmet verebilecek bir adet minibüs alınması, Fen İşleri Müdürlüğü'ne fen hizmetlerine kullanılmak üzere bir adet ikinci el pikap alınması, yukarıda belirtilen araçların ve 7/4/2020 tarihle 33 sayılı meclis kararı ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne alınacak olan 4 adet hidrolik sıkıştırmalı ikinci el çöp kamyonlarının T cetvelerine eklenmesi, bunlarla ilgili her türlü işlemler için belediye başkanına yetki verilmesi, komisyonca uygun bulmuş olup meclisin takdirine sunulmasını arz ederiz. Evet, bu konuda daha önce tartışmıştık, konuşmuştuk. Oylar da söyleyeyim arkadaşlar. Kabul edenler komisyon raporunu oy birliğiyle kabul etmiştir. Teşekkür ederim. Gündem 5. Filike Altın Portakal Turizm Sanayi ve Ticaret İnternet Şirketi'ne şirket bünyesinde kullanılmak üzere bir adet binek araç alınmasına ilişkin plan ve bütçe komisyon raporunu görüşülmesi. Evet, raporu bakıyorum.
%100 hissesi Filike Belediyesi tüzel kişine ait olan Filike Altı Portakal Turizm Sanayi ve Ticaret Hizmet Şirketi tarafından şirket bünyesinde kullanılmak üzere bir adet binek araç alınması komisyonumuza uygun bulunmuş olup meclisimizin takdimine sunmasını arz ederiz. Bayram Asya'nın akışta kabul edenler oy birliğini kabul etmiştir. Teşekkür ederim. Gündem 6. Belediyemiz mülkiyetinde kirada bulunan iş yerlerinin kira bedenlerine ilişkin plan ve bütçe komisyon raporunun görüşülmesi. Evet, rapor okuyalım işte. Yeni koronavirüs salgının ekonomik ve sosyal hayatı etkilerinin azaltılması hakkında kanun ile bazı kanunlara değişiklik yapılmasına dair 7244 sayılı Kanun ve Çevre Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetim ve Genel Müdürlüğü'nün 15.12.2020 tarihle 26.268.495 sayılı yazısıyla bildirilen 2020 Taksim 27 sayılı genelgesine istinaden 2021 mali yıl içerisinde A. Sinema, hamam, kahvehane, kıraathane, bar, disko, çay bahçesi ve benzeri genelgede kapatılan iş yerlerinden kapalı kaldığı süre zarfında kira bedeli alınmaması ve bu süre kadar sözleşmelerin uzatılması ve faaliyeti genelgeyle kapatılmayan ancak genelgeyle sadece paket servisi yapan iş yerlerinin kira bedellerinin %50 yapılması ancak paket servisi yapma hakkı olup da iş yerini kapattığını bildiren ve bu durum belediye sınavının tespit edilen iş yerlerinden kapalı kaldığı süre kadar kira bedeli alınmaması ve bu süre kadar sözleşmelerin uzatılması. C. 65 yaş üzeri ve engellilerin faaliyette bulunmadıklarını bildirmeleri ve belediyemiz tarafından bu durumun tespiti halinde kira bedeli alınmaması ve bu süre kadar sözleşmelerin uzatılması. D. Kira sözleşmelerinde faaliyet şartı bulunan ya da iş yeri açma ve çalışma fırsatında faaliyeti bu kapsamda olan iş yerlerine resmen işlem yapılması. E. Mevzuatta belediye meclisin vergisel açıdan yetkisinin bulunması nedeniyle indirim veya erteleme yönünde karar alınamamıştır. İlgili maddeler komisyonumuza uygun bulunmuş olup meclisin takdire sunulmasını arz ederiz. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar. Bu konuda söz almak isteyen var mı? Bir şekilde. Evet, buyurun. Başkanım, yani bizim şunu istiyoruz. Emrah Bey, mikrofona konuşursanız arkadaşlar duymayabilir. Tamam, açılır. Ben yani şunu istiyorum. 2020 yılında yani, bütün belediye dükkanlarının da kiracı olan kiracılarımızdan kira alınmamasını istiyordum. Yani o konuda bir şey vermiştik. Biraz şey olmuş, mücadılmış. Yani yapabilirsek bunu öyle yapalım. Yani komple Filike Belediyesi'nin kiracılarından 2021 yılında kira almayalım. Evet. Şimdi böyle bir yasal yetkimizin olmadığını komisyon belirtmiş oldu zaten. Bizim diyor ki kira almama gibi yukarıdan bakanlıktan bir genelge gelmeden kira almama gibi meclisimizin bir karar olmadığını söyledi. Meclis Bütçe Plan Komisyonu raporunda. Şimdi böyle olunca da ben de isterim barındırsın. Vatandaşlarımıza yardımcı olarak herhangi bir sıkıntımız yok bu konuda. Hemfikiriz zaten. Bütün meclislerimiz de hemfikir. Çünkü pandemiden dolayı zaten vatandaşların büyük sıkıntı halinde. O sıkıntıyı biliyorum. Biz de çekiyoruz o sıkıntıyı. Esnafımız da çekiyor o sıkıntıyı. Elimizden gelse anlıyorum ama komisyonumuzun yaptığı araştırmaya göre meclisimizin hiç kira almama gibi bir yetkisi olmadığını söylüyorlar. Şimdi artık takdir sizlerin. Genelde böyle ama meclisi de genelgenin dışında, kanun dışında karar almasında uygun olur mu siz bileceksiniz. Evet. Şimdi başkanım, geçen mecliste zaten esnafla ilgili 7. maddeye konuş olduğunuz gibi kiraların belli bir miktarının alınmamasıyla ilgili sizin bu konudaki hassasiyetinize de inancımız tam. Zaten maddeydi, 7. maddeydi. Tam o madde geldiğinde de Emrah Bey'den de öyle bir talep geldi. Hatta ben de destekledim. Hep birlikte destekledik. Hep beraber ben de tabii diğer arkadaşlar da
Şimdi olağanüstü bir durum yaşandı, yaşanıyor. Hala zaten daha yaşanıyor. Evet. Şimdi yani kanunlar tabii ki kişilere münhasır çıkıyor. Efendim söyleyeyim, meclis ilçenin çeşitli alanlardaki insanların mağduriyetlerini de çözmek zorunda bir yerde. Şimdi burada ben raddeye katılmama gibi bir durum içinde değilim. Ama bir tarafım da belediyette düşünüyor. Çünkü zorluklar içinde bir belediye. Bir taraftan borç öderken, bir taraftan personelin çeşitli giderleri ve geldiğinizde evet. yaptığınız maaş artırımlarına ilgili sıkıntılar, ödeme güçlüğünüz var. Son derece o konuda da sizlere saygı duyuyorum. Ancak her ne kadar bu kanunlarda, kanunda yeri yok gibi mütalaa edilse de olağanüstü ortada bir durum olduğu için yani meclis gündemine de alınabilir. Efendim söyleyeyim, katılıyorum ben vergilerle ilgili çünkü baş belaya girer yarın bir gün. Vergi dairelerine uğraşmak da kolay değil. Bunun tepesi de var. Ama hiç olmazsa bizler belirliyoruz. Encümen meclis belirliyor. Kiralarla ilgili kararları alabiliyoruz. Ama bu insanlarımıza sizin de geçen meclis toplantısındaki gündem maddeniz ne de olduğu gibi yani tamamen esnafın yanında olduğunuzda gösterdiğiniz gibi Emrah Bey'in o talebi yani taçlandırılırsa bu durum esnafa daha bir o rahatlama olur diye düşünüyorum. Yani bunu 2021 yılı itibariyle dediği gibi belli bir an hiç olmazsa yani şimdi yavaş yavaş daha açılmaya başladık. Hani açmaya başladılar güzel biletleriyle de Sıdkan'ın evet. açılışı şeyinde konuştuğu gibi. Hani biz bu meclisten de bunları biraz mutlu edecek bir sonuç çıkarırsak belli bir aydınla ilgili hiç olmazsa yıllık olarak değil de yani iyi olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Şenem Hanım. Bakın biz bu önergeyle ilgili veya bu maddeyle ilgili fikrimizi söyledik. Biz esnafın yanındayız. Belediye olarak da ve yönetim olarak da esnafın yanındayız. Kira alınmaması konusunda yasal meclis karar alırsa biz gereğini yaparız. Tabii bu işin siz de devlet memurundan geldiniz. Yasal var. Geçmiş dönemde yılbaşında bir mecliste getirdik konuyu biz, kanun gelmeden önce ama yılbaşında komisyonda görüşürken de genelge geldi. Genelge bizi destekleyici nitelikteydi. Yani kira sürelerinin uzatımı, alınmaması konusunda kapalı kaldığı sürece bize bir genelge geldi ve rahatlattı. Komisyonumuz da o zaman bu kararı alırken buna göre aldı. Ama şu anda devlet tarafından kapatılmışız, kaç gün içeride kalmışız ama bir genelge yok. Bu kapalı kaldığı sürece içerisinde resmi kurumların yapacağı bir şey var mı diye bir genelgede gelmedi. Size şunu önerebilirim size. Bize yazıyla bildirmeler ama sonradan biz aldık bu konuyu. Çağlı plajı 17 Haziran'da gölümüz bitiyor. Tahsisimiz bitiyor. Biz bunu yılbaşından önce yazdık. Bize buranın tahsisinin verilmesi, verilecekse de parası, miktarı neyse bize verildiğini dedik ama daha bir ay önce gelince kadar gene haberi yoktu. Biz sık sık kontrol ediyoruz. Bölge müdürlüğünde konuşuyoruz, burayla konuşuyoruz. İşte bugün bakanlıktan gelecek, yarın buradan gelecek derken oyalandık. Ben de en son dedim ki kardeşim vereceksiniz, böyle vermeyeceksiniz çünkü biz bunu ihaleye çıkmamız lazım. Sezon bitiyor. Hani ama gelsin de bana sen ihaleye çık verdin dersen zaten bizim ihaleye çıkma süremiz 10-15 gün. Tam bu sene 15 lira ihaleye çıkmışız. Verdikten sonra ne anlamı kaldı? Hiçbir anlamı kalmadı. Geçen gün aynı şeyi yaşadık. Bir tahliye kararı aldırdık. Nisan 17'sinde mahkeme göreceğim dedi. Mahkeme Nisan 17'sinde tahliye etti Mayıs'a. Mayıs'tan tahliye etti Temmuz'a.
Temmuz'da tahliye görüşüldü. Temmuz'un 25'inde bize mahkeme kararı geldi, tahliye edilmesi diye. Şimdi bu saatten sonra ne yapacağız? Gittik pazarlıkta bir kaynağı verdik, geçtik. Şimdi aynı şekilde oldu. En son da dün yazdık yani bize, yani kendim de istiharlarım sonucu. Der ki, 77 gün uzatıldı. Genelge gelmiş, genelgeye demiş ki 77 gün böyle yerden uzatılması diye, onun içerisinde Çağlı da var. 77 gün gelince biz de şimdi hemen pazarlık usulüyle önce olduğu için 3 aylığına önce iadeye çıkardık. İadesini öbür hafta içerisinde yapacağız. Sizlere de mesela yorum gelmiştir ben. Yapacağız. Bunun için böyle bir genelge geliyor, bizi rahatlatıyor. Aynı ormandan geldiği gibi, 77 gün uzatılması gibi. Eğer devlet tarafından böyle bir genelge gelirse, arkadaşlar da konuşuyorduk, arkadaşlar da diyeceğiz işte. Kanunda yeni maddesi olsa zaten bu arkadaşlar tahmin ederim bu işi öngörürler diye düşünüyorum. Herhangi bir sıkıntımız yok, fikren biriz. Alınmaması yönünde bizi belediyemizi çok fazla gelirini etkileyeceğini tahmin etmiyorum. Yani aldığımız 100.000 kadar da paralar var. Bizi ancak bir topladığınız kiralar, bir aylık maaşımız dahi değil. Onu da söyleyeyim size. Onun için şey yok ya, bunda sıkıntımız yok bizim. Ama elimizde vadiyatta genelgeler ve kanun nizamlar. Başkanım söz alabilir miyim? Şimdi Emrah Bey, siz bütün esnaflara... Ya mesela şimdi bizim şeyde sanayiciler yok. Sanayiciler de... Şunu söyleyeceğim. Evet. Hemfikiriz, esnafımıza yardımcı olalım. Hepimiz olduğu gibi, onların en çok zor durumda olanların esnaf olduğunu biliyoruz. Ancak şimdi eğer böyle ortalama bir karar alırsak, benim şahsi kanaatim kapalı olanla o süre zarfında da çalışanı ayıramamış olur. O zaman da bir haksızlık ortaya çıkar. Yani şu an tutup da 6 ay almayalım, 1 sene almayalım deme yetkimiz zaten yok ama anladığım kadarıyla dersek de kapananla açık olanın arasındaki farkı koruyamamış oluruz bence. Tamam, şöyle bir şey var. Yani bu süreçte zaten para kazanmak olmaz. Bu süreçte sadece gıdacılar var. Şüphesiz ama bir de tamamen kapatan var yani. Kapısını kapatan var. Şimdi onunla açık tutan da ayırmak da fayda var. Bence. Açık olan da efendim orada bir şey kazanamadı. Herkesin doğru soru. Mesela ben esnaf kevalet kooperatörü soruyorum. %99 esnafın taksitini kendilerini söylüyorum. Doğru. Doğru. Ya belki şöyle bir şey olabilir mi başkanım bilmiyorum. Yani şu an alınan karar sonuçta tamamen kapanan ve kısmi olarak çalışan esnafımız için bir karar alınmış. Ve açık tutabilecekken kapatanlar için de bunun içine alınarak bir karar alınmış. Biz bu kararımızı alıp Emrah Bey'in dediği şekliyle yeniden bir düzenleme yapılarak, çünkü ben şu an yani bir altyapısının çalışmasının yapılmadan karar alınması doğru olmayacak. Tekrar gündeme alınarak farklı bir gündem maddesi olarak bir sonraki ay meclisimizde tekrar değerlendirilmesi daha uygun olacak. Arkadaşlar ben komisyonu geri göndeririz. Komisyon kararını geri gönderirim ben. Herhangi bir sıkıntımız yok. Bizim burada komisyonun aldığı bir karar var. Bu arkadaşlar 5 kişi toplamışlar. Kanunlu maddesine bakmışlar. Eğer devlet önerge kanuna uygunsa uzatabilirler diye düşünüyorum. Ama ben yine de geri çekelim, gelecek aya bırakalım. Gelecek ay içerisinde tekrar arkadaşlar araştırsınlar. Bakanlığa bir görüş sorsunlar. Peki geri çekmesek de hem de işlemleri hızlandırmak açısından o kişilerin de beklentisi var. Ben geri çekme açısından şunu söyledim. Oynama yapmayacağım. Oynama yapmayacağım. Gelecek aya bırakacağım. Arkadaşlarımız tekrar görüş sorsunlar. Biz komisyon olarak kararlarını tam verememişlerdi diye söyleyelim. Gelecek aya kararlarını çekilmesi için. Önerge vermek lazım. Gündemden çekilmesi için o zaman önerge vermek lazım. Öyle rastgele çekemezsiniz. Ya da evet. Gündemden çekilmesi için. Onu da baştan vermek lazım. Peki dairesine yani dairesine tekrar şey yapsak dairesine iade yapalım. Dairesine gönderirseniz dairesi karar verir. Komisyon gene görüşecek. Görüş bildirir. Meclis karar verir. Yani dairesi meclis karar verecek zaten. Ya. Bu meclis Ya bunu oylarız, bir başka gündem maddesi gelecek ay koyabiliriz. Ya gündemden çekeceksiniz, tekrar görüşecek komisyona. Ama komisyona da tekrar görüşülmesi için karar da alabilir meclis. Şimdi şöyle yapsak... Yani tekrar komisyona gönderebilir miyiz? Tekrar görüşmek üzere, tekrar görüşmek üzere gündemden çekilmesini söylesek. Gündemden çekelim. Şöyle yapalım başkanım. Peki tekrar görüşmek üzere.
Meclis komisyonuna... Komisyona havale edebilirsiniz. Komisyona havale edemezsin. Evet. Bu 7. maddenin... Altıncı maddeni oynamayarak nasıl şey yapacağız? Tekrar komisyona havale. Tekrar görüşmek üzere. Komisyona havalesini oy veriyor arkadaşlar. Oy bedeli oy vermiş. Teşekkür ederim. Gündem 7. Yatışları Müdürlüğü'nün 28.05.2021 tarihli ve 2861 sayılı yazısına istinaden belediyemize hibe edilen 07 BEZ 64 plakalı Renault marka kapalı kaza kamyonetin belediyemiz müdürlüğünde kullanılması ve 2.37 sayılı taşıt kanununa göre tercihlerine eklenmesi konusunun görüşülmesi. Arkadaş, bu kadar bir hibe var. Bu aracımızı hibe olarak kabul edilmesi istiyorum mecliste. Kim ihtiyacı var mı? Bu... Yani mahsuru yoksa bir de... Yok, mahsuru yok. Ramel tarım diye bir tarım. Bu... Kim? Ramel tarım diye bir tarım. Ramel tarım. Bu bir araç bize hibe edildi. Belediyemizin bünyesine katacağız. Biz bu aracı köpek, biliyorsunuz evcil hayvanlar konusunda aracımız bizim çok arkası açık bir aracımız var, uygun da olmayan. O aracı oraya verip orada kullanmak istiyoruz. Bu aracı aslında böyle yaptık. Yani bu aracın kabulünü oylar zaten işte kabul edenler, o birine kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Evet. Bornaş'taki var. Şirike, Altın Koç, Turizm Sanayi Ticaretsizlik Şirketi'nin 2006-2020 tarihinde 2009 sayılı yazısına istinaden Şirike Altın Portakal Turizm Sanayi Ticaretsizlik Şirketi'ne 2 adet 50 cc motosiklet alınması. Arkadaşlar biliyorsunuz şirket beton işine birazcık ağırlıkta verdik, döküyoruz da. Şimdi sosyal tesisler açılacak. Buradaki yöneticiler arkadaşların veya sorumlu kişilerin takip etmesi gereken işler, her yer arabayla gitmek mümkün değil. Bu araçların mobilet tarzı, farklı motorla işlerin takip açısından iki motor alınması için sizlerden izin istiyoruz. Buyurun görürsünüz. Bir de kas kalın bari de. Artık onu giden vatandaşlar bu işe önem verecektir. Ceza yazarlarsa kendileri ödüyorlar. Ceza yazarlarsa kendileri ödüyorlar. Arkadaşlara söylüyoruz zaten. Evet, hocam istiyorum arkadaşlar, kabul ederler. Komisyona havalesi gerekiyor. Bence komisyona havale var mı bilmiyorum ama gerekli mi? Mutlaka komisyona havale edilmeden olmaz. Komisyona havalesi şart. Komisyona havale. Ben bu çok komisyonuna havale edilmez. Peki, bütçe plan konusuna, bütçe plan komisyonu havalesine uygun veren arkadaşlar. Uygun vermiştir, teşekkür ederim. Gündem 9. Dünya Engeller Haftası olarak kutlanan Engeller Haftası tüm dünyada farkındalık sağlamak ve onları hatırlamak, engelli bireyleri anlamak, engelleri kaldırmak adına sadece bir hafta hatırlanmak değil, her gün ilki isteyenlerdir. Tohum, toprağın bağrında engelli birey de topluma emanettir. Bu sebeple ilçemiz sahil denizinde engellilerimizin de denizden faydalanması için gerekli kurucu hazırlanması, onların sebeplenmesi bizim ve onlar için çok önemli. Engelli bir bireye en büyük sorun engel olma sorunudur. Bu sebeple belediyemizin sahilde denize engelliler için faydalanabileceği imkanlar düşünerek bir projenin hayata geçirilmesi. Arkadaşlar, bu konuda açıklamada bulundum sizlere. Bizim bu konuda bir çalışmamız daha önceden var şu anda. Bunun için çalışıyoruz. Arkadaşlar yapacak bunu en kısa sürede bizim sosyal tesislerin önünde bir yere koymayı düşünüyoruz. İkincisi, engelliler için bize bir çalışmamız var. Bu konu maalesef vatandaşlarımız tarafından yapılan bir engelli kartı var, engelsiz kartı var. Bunu da tahmin ederim, Emrah Yara'da
ay veya 4 ay içerisinde hayata geçecek. Emrah Bey yapıyor şeyi, projesi hazır. İnşallah bunu da kendimize kazandırırız. Engelliler için engelsiz park. Bütün halkımız faydalanır, engelli vatandaşlarımız da faydalanır diye düşünüyorum. Bu konuda çalışmalarımız var zaten. Komisyona bilgi verdikten sonra herhalde bu konuda sözü almak isteyen var mı arkadaşlar? Yanlış anlaşılma olmasın. Emrah Bey bağışçı değil. Bağışçı Emrah Bey. Emrah Bey bu işi yapması için. Başta siz yanlış anladınız. Bağışçılar tabii ki bağışçılar. Ben de memnun oldum. Emrah Bey üstlendi. Yapımını Emrah Bey'e. Memnun olmuştum yani. Emrah Bey mi acaba? İnşallah bekleriz Sinem Hanım. Sizlerle de bekleriz. Sinem Hanım sizlerle de bekleriz. Abdülkadir Bey'le de bekleriz. Emrah Bey'le de bekleriz. Bütün arkadaşlardan böyle bekleriz. Vallahi ben her zaman hazırım. Topluma faydalı bir şey olacak ondan sonra yaparız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ben kısaca bilgi vereyim. Engelsiz çocuk merkezi olarak Göksu Parkı'nın bitiminde bağışçımızın projesinde çok yakın zamanda başlayacağız. Projemiz şimdi hazır. Orada bir engelsiz kafe, parkur tamamen o aslında bizim amacımız sadece o çocuklarımız değil, o çocuklarımızla birlikte diğer çocuklarımızın da sosyalleşebileceği, yani o normal çocukların onları anlayabileceği, engelli çocuklarımızın da onlarla bir arada olabileceği bir yer olsun istiyoruz. Bu kapsamda engelsiz bir atölyemiz, belirli günlerde çalışmaların yapılabileceği onlara yönelik. Biliyorsunuz bir tek buna hizmet eden okullarımız var, onlara da hizmet edebilecek bir yer olacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda kum havuzu, kuru havuz gibi parkur, tamamen onlara yönelik parkur. Bir tek basamak bile olmamasına dikkat eder şekilde projelendirdik. Emrah Bey'le de birlikte çalışıyoruz. Aynen öyle. Güzel bir iş olacağını düşünüyorum. Önerdiğinizde de ben şahsi olarak teşekkür ediyorum. Aynı projeyle birleştirilerek hep birlikte inşallah hepsini beraber açılışını yaparız diye düşünüyorum inşallah. Evet. Başlayacaklar kadar, inşallah yılbaşına kadar hepsi bitecek. Hep birlikte beraberce gidip açılışını yapacağız. Yani beraber sahipleriz. Evet. Gündem 10. Belediyemizin ortağı bulunduğu sınırlı sorumlu Filike adı girişimi üretim ve işletme kooperatifinin makine ve tesisatlarının atölyemizde olmaması için daha önce de gündemimizde konuşulmuş olup herhangi bir sonuca varamasının dolayı tekrar elini alarak gerekli çalışma yapılmasına, ilçemiz ve bölge kadınlarımızın kurulmasına sunulmasını, saygılarımızla sağlanmasını arz ederiz. Bu konunun bütçe plan komisyonu havalesini uyguluyor arkadaşlar. Bütçe plan komisyonu havalesini onlar görüşürler. Son durumunu bize anlatsınlar, ona göre konuşalım. Evet, havalesi uyguluyor arkadaşlar. Bütçe plan komisyonu havalesi uyguluyor. Ayşegül Hanım'ın da son derece büyük katkılarıyla diyeyim ben. Orada çeşitli araç ve gereçler var. Tabii bizler meclis üyesi olarak da kadınlarımız ve her konuda yani her bir arkadaşıma şey geliyor. İlçenin çeşitli sorunlarıyla ilgili veya işte istekler, talepler. Gecenin bir vakti ben bir zabıta müdürünü arıyorum. Efendime söyleyeyim, kültür müdürünü arıyorum. Yani halletmeye çalışıyorum. Ben ve benim gibi diğer arkadaşlarım da elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Yani bu konuda da
bizim ilçemiz kadınlarının son derece hani üretime katkıda bulunacak bu tür şeyi üretmek istediklerine ilgili de bir şey var. Bu konuyu siz biliyorsunuz zaten. Bir Likya Kadın Kooperatifi kuruldu. Bu konuda da siz son derece yardımcı oldunuz. 500 metrekarelik bir nokta büyük salonun mu diyeyim, o eski fuar alanından yer verdiniz. Onlar hızla çalışmaya da başladılar. Kaymakam Bey'imiz de bu şeyin içinde son derece istiyor. İhracat artık pandemi nedeniyle yurt dışı ihracat söz konusu. Elimizde donelerimiz var, portakalımız var, limonumuz var, sebzelerimiz var, seralarımız var. Bunların mutlaka ve mutlaka değerlendirilmesi lazım. Çeşitli şekilde kurutma makineleri bilmem ne devlet tarafından da verildi şu an oranın ilçe tarım tarafından tadilat tamiratıyla ilgili proje uydurulması için Kaymakam Bey'in de son derece şeyi var, çalışmaları var. Kadın İl Başkanı Gülsüm Soyak, Sayın Gülsüm Soyak son derece koşturuyor bu konuyla ilgili de. Ben de tabii ki ilçenin kadınları hiçbir ne bir siyasi ne bir şey gütmeden tamamen Afiyetin Müdürlüğü'nden geldiğim için belki 34 sene devlete hizmet veren bir insan olarak da ilçe kadınlarımın bu konuda nemalanmasını, ceplerine para girmesini, ekonomik özgürlüklerine kavuşmasını ve hatta ekonominin canlanmasını, yurt dışı bağlantılı pazar elimizde var incelemelerime göre de bunların ilçenin daha aktif hali sizin ve bizlerin de meclis üyesi olarak siz belediye başkanımız olarak bizim dönemimizde bir şeyler yapılması için aşırı derecede gayret ve çaba içinde olduğumu da bilmenizi isterim. Onun için oranın da yeni bir tabii siz belediye olarak da üyesisiniz. 7 tane üyesinden bir tanesi de sizsiniz. Onu her türlü şartlarda tekrar yapılandırılarak ilçeye kazandırılmasında son derece yarar görüyorum ama tabii borçlu bir şey kooperatif. Siz de en azından bu borçlar kurtulmuş olursunuz diye düşünüyorum. Onu da hayata geçirmek için mutlaka birinin taşının altına elini sokması lazım. Bunu da ben de kadınlarımız da sokuyorlar zaten. Ben perde arkası yardımcı olmaya çalıştığımı bilmenizi isterim. Bu konuyu bütçe plana havale ettik ama bir an önce zaman da dar. Bunun bir an önce neticelenmesini de isterim. Belediye zaten çok büyük bir borç altında. Sizin yükünüz çok ağır. Evet. Çalışmalarınızda da şu an başarılar da diliyorum ben. Gayet de güzel gidiyor. Ama ortada görünürlük olması lazım. Bir şeyler yapmak lazım. Böyle ben ve arkadaşlarım da geliyoruz. El kaldırıyoruz, indiriyoruz. Bazı şeylerden buradan haber, burada haberimiz oluyor. Bu güzel çalışmalarınızdan da size lafın başında da bahsetmenizi isterim ben genelde. Gerçi bu bile temennilerde konuşacaktım ama konuşmayacağım orada. Şimdi söylemiş olayım açtığım için. Hani bütün sayfa dolusu şeyleri okuyup da günün anlamı önemliydi bilmem ne bunlardan ziyade sizi dinlemek isterim ben şahsen. Ben sizin bir aylık, ben bir ayda bir, ayda bir görüyorum sizi, ben ve arkadaşlarım ve hepimiz hemen hemen. Ben sizin yaptığınız, bakın ben şimdi şeyden duyuyorum, ben şimdi Evlat Bey'in böyle bir şey yaptığını Hanım ve sizden duyuyorum. Bu güzellikleri gazete... Daha önce mecliste ben bilgi vermiştim. Basını da takip etmiyor olabilirim. 37 yılında bilgi verdim. Konuşmamda. Bir dakika, yani konu bu. Bunu ben şimdi duydum mesela. Bu güzel çalışmalar var yani. Belediyenin yaptığı bir şeyler var. Bunlar belediye başkanımızın ağzında başka katılımcılar da oluyor. Yani ben şimdi bu benim acizim demek. Ben
Demek ki şey yapamadım, basını da takip edemedim. İnsanın bir türlü şeyi oluyor, evdeyiz genellikle. Başka sorunlarımız oluyor. Facebook'ta kullanmıyor olabilirim veya basını da abone olmamış olabilirim, gazeteden de görmemiş olabilirim. Ama benim belediye başkanım var. Her ay onu gördüğüm, onun ifadeleri benim için esas olan. Yani ben ve katılımcılar, işte bu yapılan işler nelerse, hani böyle yok işte su günü, bilmem ne günü falan, bunlarla vakit bir bakıyorum 45 dakika gitmiş. Ya bir şeyler yapmamız lazım. Yapılan şeyleri başkalarına da duyurabiliriz bizler. Biz de halkın içindeyiz. Ya kardeşim bak onu yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, bak bunlar oluyor dememiz lazım. Veya projeler oluşturmamız lazım. Biz hazırız başkanım. Geçenlerde de yine size söyledim ben şeyde. Ben şahsım olarak madden de hazırım. Bakın eşim de hazır, ben de hazırım. Ne gerekiyorsa biz size desteğiz. Yani siz demek ilçem demek. İlçemin altında. Ama böyle boş boş şeylerle konuşup vakit geçirmektense yani biz ilçemize mutlaka bir tuğla koymalıyız. Bir şey yapmalıyız. Böyle el kaldırıp indirmek, mahalle araları öyle, şeyler öyle. Yani şimdi çaresiz bir... Yani ben de çok iç acıcı bir durum olarak görmüyorum. Yani arı gibi çalışılması lazım. Arı. Arı gibi. Etrafındakiler de dahil. Meclis üyelerinin hepsine sesleniyorum ben. Yani böyle vallahi şey, yani ben son derece rahatsızım yani. Ben söyleyemiyorum. Ben az diyeyim de siz çok anlayın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Çiğdem Hanım. Evet arkadaşlar, bizim çalışmalarımız devam ediyor. Biz Engelsiz Parkı yaparken bunu yapan sponsorla sosyal medya üzerinden paylaştık. İmzalarımızı, protokolümüzü atarken de sosyal medya üzerinden kimi tarafından yapılacağını da söyledik. Açıkladık, konuştuk orada. Projemiz verimli devizene geçti. Geçtikten sonra daha yeni yerin aplikasyonu yapıldı, yeri gösterdik. Artık şu anda hazır halde, şu anda başlayacak. Daha önce de biz bunu yapacağımızı söyledik. Sponsor aradığımızda söyledik. Sponsor bulduğumuz zaman da gerekli anlaşmayı sosyal medya üzerinden imzalarken de herkese gösterdik. Sosyal medyada yayınladık biz bunu. Kimi tarafından yapacağını, nasıl yapacağını hepsini gösterdik. Tabii siz atlamış, bakmamış olabilirsiniz. Başkanım ben mecliste bilgi verdim. Meclis konuşmamda o ay bilgi evet, verdim. Daha önce konuşmalarımızda biz bunu söyledik. Liman içinde çalışmamızı söyledik. Kaynaklandırma proje yaptığımızda söylemiştik sizlere. Yani biz de sakladığımız bir şey yok. Yaptığımız iş zaten Finike yapılacak. Yani bizim gizli saklı bir şeyimiz yok. Yapılan iş Finike yapılacak. Önemli olan bizim yapılması, ortaya çıkması, Finike'mize bir değer katması istiyoruz. İnşallah bu değerleri hep birlikte katacağız. Lütfen, ben 2 yıldır belediye başkanıyım. 1 yılım pandemiyle geçti. 1 yılım belediyenin işleri de geçti. Beni tenkit ederken, değerlendirirken de lütfen bir 5 yılla veyahut da 25 yılla kıyaslamayın. Beni kıyaslayacaksanız benim süre bitiminden sonra beni kıyaslayın. Ben sizi kabul etmiyorum yani. Ben etrafınızdakileri bir kere kendimi tenkit ediyorum. Hayır, ben sizi demiyorum. Siz yanlış anlamayın. Yani şöyle, ben sizi tenkit etmedim. Yani. Hayır, kusura, ben size söylemedim. Ben şimdi arkadaşlar geçen gün çıkmışlar. Ya diyorlar ki 2 senede ne yaptın? Tamam 2 senede ben bir şey yapmadım. Ben de kabul ediyorum. Ama beni kıyaslarken, tenkit ederken de ortamı kıyaslayalım. Ben bunu söylüyorum. Ben kimsenin kötülüğüne başı taşıyla koyanlarla Allah razı olsun. İster A, ister B, ister C, ister D, isterse hepimiz. Taşı taş üstüne kim koyduysa Finike için taşlarından Allah razı olsun. Başının üstünde yeri var. Herhangi bir sıkıntımız yok. Sadece ben eleştirdim. Tamam hatalarımız olabilir. Hiç kimse dört dörtlük değildir. Ama bizim de bir görevlerimiz var. 5 yıl bitsin. 5 yıl sonra o zaman değerlendirelim. Bugünkü ortamda değerlendirelim. Bugünkü şartlarda, ben bugünkü şartlara rağmen
bugünkü ortama rağmen, bugünkü belediye durumuna rağmen eğer bir şey yapıyor muyum, yapmıyor muyum ona bakalım. O zaman değerlendirelim, o zaman benim notumu halk versin, sizler de verirsiniz tabii halkla beraber o zaman. Hep beraber mecliste bunu verilir. Artık değerli kazanır kazanmaz. Bu vatandaşımızın bileceği iştir. Onun için tabii bazı konularda size bilgi noksanlığı olabilir. Verilmemiş olabilir. Belki kamuoyunda bazı şeyler paylaşılmamış olabilir ama paylaşıyoruz. Yeteri kadar da paylaşılmamış olabilir. Bu konuda eksikliğimiz olabilir. Kabul ederiz. O mesele değildir. Tenkitler olumluyordu olduğu müddetçe, şansımıza gelmediği müddetçe hiçbir zaman tenkitlerden çekinmeyiz, eleştirilerden çekinmeyiz. Bizi doğru yola, doğru yöne götürüyorsa hiçbir zaman da alınmayız. Yeter ki Finike'miz için doğruyu bulalım. Finike'miz için en yarayışlı, halkımıza en yarayışlı şey neyse onu bulalım. O konuda hizmetimizi hep birlikte sürdürelim. 16 kişiyle beraber, meclislerle beraber. İnşallah görev süremiz boyunca buradan 100 akıyla çıkarız. Ondan sonra da gelen arkadaşlara alnımızın akıyla veririz. Arkamızdan bir laf ettirmeden veririz. Ve işimizi tamamlarız diye düşünüyorum. Evet. 5 yıl boyunca sizi eleştirmeyelim mi başkanım? Ha, ben eleştirin diyorum. Bakın beni yanlış anlamayın. Ben eleştirmeyin falan dedim mi? Hayır. Eleştirin dedim. İyi yolda eleştirin. Şanslı olmaktan sonra eleştirebilirsiniz. Biz dört dörtlük değiliz dedim. Hepimiz dört dörtlük değiliz. Eleştirebilirsiniz. Eleştirerek biz doğruyu bulalım. Ben eleştirmeyin diye bir kelime ağzıma çıkmadı. Böyle bir şey yok. 5 yıl sonra ben eleştirirsiniz değil mi? Hayır hayır. Ben 5 yıl sonra söylediğim zaman şunu söyledim. Yani geçmişte beni kıyaslıyorlar. İşte biz şunu yaptık 5 yılda, şu yapıldı, sen bir şey yapmadın. Ben onu söyledim. Yoksa benim yaptığım icraatları eleştirebilirsiniz. Beni eleştirebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntımız yok onda. Ben sadece yani geçmişte görev yapan arkadaşlarla onların görev süreleri bitmiş, tamamlanmış. Onunla benim 2 yılımı kıyaslanıyor. Ben siz kıyaslıyorsunuz demedim. Yanlış anlamayın. Kamuoyunda böyle bir şey var. Onun için söylüyorum. Yoksa ben eleştirmişsiniz. Hiç zaman eleştirdiğinde anda bir şey söyledim şimdiye kadar size. Eleştiri başarı üstünde. Yeter ki kendi yararlı olsun. Ben eleştirde hiçbir zaman çekinmem. Biz eleştirerek doğruyu bulacağız. Bizim eksikliğimizi siz eleştireceksiniz ki biz doğruyu bulacağız. Bizi uyaracaksınız ki, vatandaşımı uyaracak, sizi uyaracaksınız. Biz doğru yolu bulacağız, doğru yola gideceğiz. Doğru yolda ilerleyeceğiz. Yani vatandaşın isteğini. Ha bizim göremediğimiz vardır, sizin gördüğünüz vardır. Biz göremediklerimizi belki eksik tanıyoruzdur. Sizler bize uyarın, yapalım, hep birlikte yapalım. Biz herhangi bir şikayetimiz yok bu konuda. Yani yanlış anlamayın beni. Ben sadece kamuoyundaki sizlerin eleştirilerini demiyorum. Sadece kamuoyundaki bir kıyaslamayı söylüyorum. Böyle bir şey kulağıma geldi. Yani geçmişte görev yapan arkadaşların süresiyle benim bir süre bir kıyaslama yapıyorlar. Ben bu konuda sadece bir şeyde bulundum. Yoksa lütfen dedim, ben de 5 yıl sonra eleştirdim. Yani amacım bu. Yoksa sizlerin eleştirmesi veya bir başkasının günlük yaşamla ilgili, günlük klinikimizle ilgili bir eleştiri geldiği zaman yapacağımız işlerle ilgili eleştiri her zaman açığım. Ben sadece kıyaslanma açısından söyledim. Yani kıyaslanma açısından söyledim. Bu süreyi şey yaparız. Başkanım bu eleştirme olarak değil de birlik, beraberlik mesajı vermeye çalıştım ben. Evet. Neyle? İşte ilçe başkanlarınızla, meclis üyelerinizle, basınınızla. Yani şu an ben yalnız görüyorum yani sizi. Onu demek istiyorum. Biz varız diyorum. Siz istedin, biz varız tamam, diyorum. Tamam ki ne var? Ben de size söylüyorum. Bir şeyler yapmamız lazım. Benim diyorum. Eksikliğim varsa hazırız tamam diyorum. Yarın. Ben de tamam. Ben sizi hiçbir zaman, her zaman yanımda hissettim. Ben sizi hissetmediğim zaman yok ki. Evet. Benim sizden ayrı bir işlem yaptığım var mı? Yok. Hayır. Sizden, yani zaten sizi geçmiş dönemle kıyaslayamazlar. Geçmiş dönem yani, tamamen sizden, hükümet ortağı olduğu sizden, için kolaylıkla yaptım. Sizden gizli bir şey de yapmıyorum. Bir dakika. Onun için söylüyorum. Ben bir şey yapayım. Yani siz çaresiz evet. İçinde bir de yani tabii CHP adına belediye başkanı adayısınız. Yukarıdan bir takım engeller var. Bunu da açıklıkla söylüyorum. Yani eliniz kolunuz bağlı olduğunu da mantıklı olan herkes bunu anlaması lazım. Geçmiş dönemle kıyaslanacak bir durumunuz yok yani. Zaten 1-0 mağlup durumdasınız. Çünkü niye?
hükümet ortağı değilsiniz çünkü. Onun için siz bakmayın ona. Siz yolunuza devam edin. Verin sizden istediği. Birlik beraberlik. Bakın ben zaten birlik beraberlikten yanayım. Bakın belediyeye, bakın dışarıda. Evet. Hiç ayrımız gayrımız var. Belediyeye herhangi bir vatandaş, hangi partili olursa olsun, hangi kişi olursa olsun, hangi kimlik, etnik ırka, hangi kişi olursa olsun, belediyeye gelip işini gördürüyor mu? Var mı arkadaşlar sıkıntısı olan? Hiç. Belediyede var mı sıkıntısı olan? Peki, o konuda bir sıkıntı yok. O zaman ya, ne var? Benim amacım şu, kardeşim, Mustafa Geyikçi değil, Filike Belediyesi kurumu güvenilir. Vatandaşın kendi belediyesine güvenmesi lazım. Bu güveni sağladık mı? Evet. Ben bir ay içerisinde 11 milyon lira para topladım. Bir ay içerisinde, 3 ay içerisinde 10 milyon lira para topladım. Neden? Güven olmuyor işte. Şimdi bu güven meselesi. Onun için benim amacım Mustafa Geyikçi yönünden çıkarmak değil. Resmi kurum olan ve yüzyıllarca yaşayacak olan kaldırılmadığı müddetçe Filike Belediyesi kurumunun güvenilir olması, vatandaşın gözünde güvenli olması. Başka bir istediğim yok. İşte yani kişiler, bizler, yani. Bizler gelip geçeceğiz. Bizler bugün varız, yarın yoruz. Benim için kurum önemlidir. Kurumun özelliği önemlidir, kurumun işleyişi önemlidir. Onun için ben onu öneririm. Evet, teşekkür ederim. Evet, tabii ki. İşte çok önemli şeyleri bakın sizleri biz biliyoruz. Ben Engelsiz Parti söyledim. Ben kamu önünü söyledim. Proje yapıldığını ve proje yürüyeceğini söyledim. İmanın içini daha önce de söyledim sizlere. Bizim sizden farkladığımız bir şey yok. Yani şimdi bunları çok tazelenmediği için aklımda kalmıyor. Onun için olabilir. Bu bir eksiğimiz midir? Eksiğimiz olabilir. Ben kabul ediyorum. Hani günlerde tutmadığımız bir eksik olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Ben size bir şey söylemiyorum. O kadar bir sıkıntımız yok yani bizim. Bizim de şey. Ama bizim sizden sakladığımız önemli bir konu yok. Gizliden yaptığımız, arkadan yaptığımız hiçbir şey yok. Bunu da siz de biliyorsunuz. Aklımıza bile gelmedi. Hiç ya. Yani. Hiçbir şey yok. Bunu demek şey istiyorum. Ben asla yapmayacağınızı yerden biz evet, de yani. Değiliz başkanım. Ben biraz söyledim. Söyleyin de bu, biz de yayalım bunu. Hatta meclis üyelerimize her zaman başkanımızın kapısı açık. İstediğiniz zaman randevu alıp neyle ilgili bir şey almak istiyorsanız birlikte karar verip konuşabiliriz. Ben yani bunda bir sorun yok. Hiç bu konuda sıkıntı yok. Ben birlik beraberlikten bahsediyorum. Şüphesiz ilçe aynı başkanlarımızla. Biz de beraber. Bütün partilerin ilçe başkanlarıyla. Efendim meclis üyeleriyle, efendim birim amirleriyle, başkanımızla biz bir bütünüz. Şüphesiz. Biz Filike'yiz, Çiğdem'a. Biz Filike'yiz ya. Biz Filike'yiz. Biz Filike'nin geleceği için... Biz dağları... Bakın, biz hatasıyla, sevabıyla 5 yıl yönetimdeyiz. Filike'nin 5 yılını, geleceğini çizmek üzere geldik evet. Buraya. Filike'ye yön vereceğiz. Bu yeri verirken de hep birlikte veriyoruz. Evet. Ben düşüncelerimi her zaman açıkça söylüyorum. Filike merkez. Bu merkez olduğunu herkes biliyor değil mi? Sahilkent bizim bir parçamız. Harçlık bizim parçamız. Turunçıvak bizim parçamız. Yeşilyurt bizim parçamız. Herkes bizim parçamız. Ama merkez ilçe, merkezi olunca merkez olması lazım. Merkezin de merkez olması lazım. Neresi olması gerekir peki? Kent meydanı olması lazım. Kent meydanı Filike'nin merkezidir, öyle değil mi? Her kent merkez alanında, yani merkez şey alanında. Kent meydanı da merkez olması lazım. Yani tarihi şeyler nedir? Kent merkezi oluştuktan sonra, şimdi iki çay nereli kenarı. 12 ay yakan bir deremiz var. Sürekli akıyor. İnşallah alt yapı biter, tertemiz akar. Bu derenin kenarları da insanlar yürüyüş yaparak, hoş yapıp gidiyorlar, geçirebilirler. Biz buralara dokunmak istiyoruz. İki, yat limanı, yıllarca böyle, 25 yıldan beri böyle kalmış, hiçbir yatırım yok. İçeri girerken biz limanı bir güzelleştirelim dedik. Ama geri kalan da güzelleşmesi gerekmez. Yani bir Kaş'taki marina, Kemer'deki marina niye burada olmasın? Niye biz kalmadık? Şimdiye kadar niye yapılmadı? 25 yıldan beri o projede de yapılmadı.
Anlaşmada yok muydu? Vardı. O zaman daha parayı. Neden bu verilmedi? Neden bir varlığa planı verilmedi şimdiye kadar? Her şey 25 yıl sonra bırakılmış. Yani neden tarihi evler şimdi bırakıldı, yapılıyor, haber arzusu, valilikler bize geldi? Hani Finike kent meydanı merkez, bunun çerçevesinde marina, tarihi evler, taş ocağı. Taş ocağının işi dahil edildik, inşallah orada kaynaktan bir şey çıkmaz. Marina'daki proje ne oldu mesela? Şu anda bir aşama var. Biz size getireceğiz onları. Getireceğiz biz size onları. Hangi şey, parktan mı bahsediyorsun? Başkan başta söyledi ya, 25'i gibi açılışını yapacağız birlikte diye. Yapılıyor. Anlaşma nedir burada başkan? Anlaşma Nisan'ın 22'sine kadar onların anlaşması var. Şu anda yeni bir anlaşma çıkmak için muhakkak biz sizlere getireceğiz, süre isteyeceğiz. İhaleye hep birlikte karar vereceğiz nasıl çıkacağımızı. Yani ne şekilde nasıl çıkacağımızı birlikte karar vereceğiz. Şimdi şeyde yani bir seneniz var da teşekkürler. Bu şekilde. Kent merkezi ayrıca bakın kıyımız var. 8 kilometre. Kıyımıza bir şey yapamıyoruz. Diyorlar ki önümüze getiriyorlar. Kıyı imar planı yaptı. Kıyı imar planı aralıkta bir şey tahsisi. Verecekler mi bilmiyoruz. Ama biz yine de kıyı imar planı yaptırmak için uğraşı veriyoruz şu anda. İnşallah kıyı imar planı da yaparsa, kıyı imar planında karavan alanları, şadır alanları, nerede spor tesisleri, hatta benim içimden geçen mesela Alanya'da bir plaj bölümü var, bir plaj kulübü var. Neden bir koruda, neden bir etapada Finike'de olmasın deniz kıyımız var. Yani biz bunlar için bir uğraş içerisindeyiz. Tabii bürokrasi, bazı şeyler zaman gerektiriyor. Şu pandemi süresi biliyorsunuz kamu kurumlarındaki çalışmaları aksattı. Her namı idari izin sayıldı, çalışmalar uzun sürdü. Onun için bazı şeyler bize eksik attı. Ama şimdi artık bunları aşmaya çalışıyoruz. İnşallah en kısa sürede bunların hepsini aşacağız. Yanına sizlere getireceğiz. Artık sürelere süre bitince kadar da bunların nelerini yapabileceğimizi sizlerle birlikte oturup konuşacağız. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar. Evet, Kadir Bey. Evet arkadaşlar, bu biliyorsunuz atatürk sorunlarında bizim de haberimiz olmuyor. Ama gerekli uyarıları yapalım arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı varsa şu anda zaten altyapı konusu ihaleye çıktı. İnşallah hepsi bir biter. Bu şikayetlerden de bize inşallah gelmez. Biz de bir daha önce şey çekmekten kurtuluruz. Onun için de şu anda ihale süreci ASAP tarafından incelendi. Müteahhitler iki tane konsorsiyum aldı, katı kaldı. Dünya Bankası'na dosyamız gitti. Dünya Bankası onaylı olduğu için, onların kontrolünde olduğu için Dünya Bankası'ndan onay bekleniyor. Herhangi bir sorun çıkacağını söylediler, olmayacağını söylediler. Dünya Bankası'ndan onayladıktan sonra diğer testleri yapılıp herhalde tahmin edelim bir 15-20 gün ve bir ay içerisinde bu iş başlar diye düşünüyorum. Parası hazır, herhangi bir sıkıntı yok. Müteahhit yaptığı iş karşılığında herhangi bir şey yaptığı müddetçe parasını alır, para beklenir. Para yok diye bir şey yok. Parası hazır. Başkanım, şimdi o yol kaldırılmadı yani yine. Şimdi onu da size söyleyeyim. Burada basınla paylaştınız. Şubat'ın 15'inde tekrar Mayıs ayında yazı yazdık. İvedilikle cevap verilmesi diye yazı yazdık. İvedilikle cevap verilmesinden 10 gün sonra bize karayollarında bir cevap geldi. O cevabı da arkadaşlar biliyorlar zaten. Size paylaştık, biz size dedik. Muallakta. Biz bilmiyoruz. Muallakta bir cevap verdiler. Sosyal medya paylaşmıştım ben. Karayollarına görüşünü sorduk tekrar. Yani kaldırıldığına dair duyumlar aldığımız için takım kişilerden böyle bir şey varsa bize de resmi olarak bildirin dedik. Karayolları bize cevap vermedi. Tekrar evvelikle cevap verilmesi diye bir tehdit neyse onu yazdık. Onun sonucunda karayollarından gelen cevap güzergah ve kavşaklar için yeniden çalışma yapılacaktır diye geldi. Hiçbir süre, proje belirtilmemiş. Tamam. Başkanım, yine
yakalanalım. O vekilleri de çağıralım. Bakın yani biz şey yapalım yani, tuttuğumuzu kopartalım yani, bir daha bir çağıralım. Şeyma Hanım, ben bunu paylaştım. Yazı geldikten sonra sosyal medyada paylaştım. Basına da verdim hepsini. Basına, bülten olarak da verdik, dağıttık basına. Böyle bir yazının geldiğini, yolu katmadığını, bir şey cevabı verildiğini söyledik. Vekiller mi diyorlar bu iş haberlerinde? Hiçbir şey yok. Cevap yok. Çağıralım. Cevap yok. Çağıralım. Çıksınlar bakalım. Ya, biz sağlıyoruz. Hani arkamızda dünya kadar çıksın var yani. Tamam. Tamam, yazsınlar bakalım. Böyle atmakla tutmak olmuyor işte. Tamam Çinem Hanım, bir gün şey yapalım, arkadaşlarımı organize edelim. Keşke başkanım bu açıklamayı girdik. Evet. İyi bir daha yapalım. Hala yapabiliriz açıklamayı. Yani basın açıklaması yapılmadı. Sosyal medyada paylaşım yok. Hani görsünler biz de hepimizin bir olduğunu. Tamam Çinem Hanım, bu hafta içerisinde toplanalım yapalım. Toplanalım yapalım. Daha önce yapmıştık kılsal medyadan ama yani tekrar siz de birlikte basın kılsal olarak dönebiliriz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Temmuz ayında görüşmek üzere. Hepinize aldığınız kararların hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize sağlık, sağlık, afiyet diliyorum. Allah sağlıklı günler versin.